Hazreti İsa'yı öldürmeye niyetliydiler. Hazreti İsa'ya 30 yaşında peygamberlik geldi. 3 yıl yaşadı. 30 yaşında. Bir gün havarilerini topladı. Onlarla yemek yiyecek. Son yemek. İsa aleyhisselam. İlginçtir. Bir gün bir Yahudi der ki Hazreti İsa'ya, beraber yolculuk yapayım mı seninle? İsa dedi ki, peki ama sadık ol dedi. Olurum dedi adam. Bir yere gittiler. 3 yufka aldı Hazreti İsa. Birini kendi yedi, birini adama verdi, birini bıraktı. İsa tepenin etrafını dolaşırken geldi, baktı ki 3. yufka yok. 3. ekmek. Dedi, kim yedi bunu? Adam dedi, vallahi ben görmedim dedi, kim yemiş. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Biraz sonra gezerlerken Hazreti İsa bir geyik gördü. Geyik. Geyiği yakaladı, kesti, kızarttı, yediler. İsa ile o adam, o Yahudi. Sonra Hazreti İsa geyiğin bütün kemiklerini bir araya getirdikten sonra ismi azam hürmetine Allah'ın ismiyle diril dedi. Geyik dirildi ve kaçtı. İsa döndü. Şu geyiği dirilten Allah'ın adına sana soruyorum. O yufkayı kim yedi? Bilmiyorum dedi. Ben yemedim dedi. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Biraz sonra geldiler. Bir nehir vardı. Nehirden geçmeleri gerekiyordu. Hazreti İsa adamın elinden tuttu, suyun üzerinden yürüdüler. Karşıya geçtiler. Hazreti İsa döndü. Dedi ki, Allah'ın adına soruyorum sana, o yufkayı kim yedi? Bilmiyorum ki dedi. İnanız ki bilmiyorum dedi. Hazreti İsa bir şey söylemedi. Sonra bir kumluk tepeye geldiler. İsa kumluk tepede kumları biriktirdi. 3 kum kümesi yaptı. Sonra elindeki bastonu dedi ki, Allah'ın izniyle altına dön dedi. Kumlar altın oldu. 3 kum tepesi. Hazreti İsa dedi ki, bu tepelerden, bu kum tepelerinden, şu altınlardan biri benim, biri senin, öteki de yufkayı yenin. Ben yedim dedi, ben yedim dedi. Demin inkar ediyordu. İsa dedi, üçü de senin olsun. Benimle dostluğum bitti. Sonra yürüdü. Bu adam bütün o altınları topladı. Giderken 2 eşkıya adamın yolunu kestiler. Dediler ki, bütün bu altınlar bizim. Adam yalvardı yakardı, İsa'nın yol arkadaşı. Bu altınlar çok, üçümüzün dedi. Peki dediler. Altınları 3'e böldüler. Hazreti İsa'nın arkadaşı dedi ki onlardan birine, sen bize köyden biraz ekmek getir, yemek getir. Biz yemek yiyelim, sonra herkes altınını alsın gitsin. Peki dedi adam. O eşkıyalardan biri köye gitti ekmek almak için. Köyden gelirken ekmeklerin içine zehir kattı. Dedi ki, bu altınları niye paylaşayım ki? Benim arkadaşımla İsa'nın yol arkadaşı bu yemeği yesinler, ölsünler. Bütün altınlar bana kalsın. O gelirken İsa'nın yol arkadaşı ile o ikinci eşkıya da şöyle düşündüler. Arkadaşımız yemeği getirince onu öldürelim, onunkini de paylaşalım. Adam gelince Hazreti İsa'nın yol arkadaşı ile yufkayı yiyen ile diğer eşkıya arkadaşın üzerine atladılar, onu boğdular. Sonra yemeği yediler. Üçü de öldü. Hazreti İsa biraz sonra oradan döndü. İşte dedi, arzu ettiğiniz dünya budur işte. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.